Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler, Paranın Rotası'ndan bugün 13 Kasım 2013 Çarşamba ve piyasalarda, tüm küresel piyasalarda merakla beklenen birçok haber var ve sizlerden gelen sorular da var. Bugün programın ilk bölümünde sizlerden gelen soruları cevaplamaya ayıracağım vakti ve ardından da Alenos İş Çözümleri Genel Müdürü Sayın Sermet Yardımcı bizlerle birlikte olacak. Kurumsal çözümler üretiyorlar ve özel software'ler, yazılımlar yapıyorlar. Ki reel sektörden bildiğiniz üzere genellikle her çarşamba bir temsilci alıyoruz. Ve bir de reel sektörün sesini size duyurmaya çalışıyoruz. Ama onun öncesinde en azından programın ilk bölümünde şu genel bir piyasalarda ne olup bitiyor bunu aktarmak gerekiyor. Şu aşamada bugün itibariyle, bu sabah itibariyle dış piyasalarda olumsuz bir hava var. Amerika'dan Asya'ya kadar genel olarak borsalarda bir geri çekilme var. Özellikle Çin'de biliyorsunuz önemli bir kongre vardı Komünist Partisi'nin ve buradan çıkan kararlar sonrasında Çin borsasında %1.82'lik bir kayıp var. Nikkei Japonya bir miktar aşağıda %0.15. Amerika dün gece Dow Endeksi ve S&P Endeksi %0.21 ve 0.22 değer kaybetti. Aynı zamanda bu sabah itibariyle Amerikan vadeli endekslerine baktığımızda da vadeli endeksler %0.20 civarında aşağıda bulunuyor. Bu da genel olarak havanın olumlu olmadığını gösteriyor dış piyasalarda. Ben şimdi hemen bizim piyasanın en azından nabzını tutmak üzere BIST 30 vadeli işlem sözleşmelerinin grafiğini açtım. Bu grafiği verelim arkadaşlar. Evet. Bu evet, biraz sonra grafik ekranlarınıza gelecek ve bu grafikte görüleceği üzere bir miktar aşağıda açıldı vadeli işlemler borsası ki dün vadeli işlemler endeksi 87.750'den kapanmıştı. Şu aşamada 87.000 civarında bulunuyor ki 87.750 seviyesinden kapanış sonrasında dünkü dip seviyelere doğru bir geri çekilme var. Yurt dışı piyasalara paralel bir hareket yapıyor. Evet, en azından açılışta gördüğümüz üzere yaklaşık olarak bir %0.70 civarında bir geri çekilme var şu aşamada. BIST 100 endeksi de açıldığında büyük bir olasılıkla orada da benzer oranda bir geri çekilme görürüz. Şu an bir de BIST 100 endeksinin grafiğini getirelim. Dün biliyorsunuz endeks 71.000 seviyelerine kadar geriledi ve 80.500'den başlayan düşüş ki 80.400-500'den başlayan düşüş 71.000 seviyelerine kadar devam etti. Burada yaklaşık 9.000 puanlık bir düşüş var. Neredeyse %11'in üzerinde bir geri çekilme ve dün ilk defa acaba dip oluşuyor mu? Dip başlıyor mu sorularına evet oluşuyor olabilir. Yavaş yavaş buralardan alım düşünülebilir. Formasyonları oluşmaya başladı. Yani bizim genellikle belli bir düşüşten sonra beklediğimiz ikili dip dediğimiz bu birinci dip ve ikinci dip oluştu dün ama henüz çok güçlü değil. Bu 5 dakikalık grafiklerde gördüğümüz bu dipleri aynı şekilde 60 dakikalıklarda da görmeliyiz. 60 dakikalıklarda baktığımızda şu aşamada henüz orada yatay bir hareket var. Burada benzer bir hareketi görmeden önce çok sağlıklı bir yükselişin başlayacağını söylemek zor. Hemen ben doları bakacağım. Dolarda ne tür hareketler oluyor? Ki şu aşamada 2.05 seviyesinin üzerinde ve yine daha önceki rekor seviyesine oldukça yaklaştı dolar. Biliyorsunuz daha önce 2.08'e yaklaşmıştı. Uzun zamandır da 1.99 seviyesinden başlayan yükselişini devam ettiriyor. Ki Sayın Erdem Başçı
yıl sonuna doğru 1.92'ye kadar gerileyebileceğini belirtmişti. Şu bölgede Amerika Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında tahvil azaltımını başlatmamasının sevinciyle 1.93 seviyelerine kadar gerilemişti dolar. Arkasından tekrar 2.02-0.04'lere gelmişti ki bu yükseliş tamamıyla döviz açık pozisyonlarını kapatmak isteyenlerin yaptıkları alımdı. Özellikle bu seviyeden itibaren 1.94'ten itibaren 2.02'ye kadar genelde döviz açık pozisyonlarını kapatmak isteyenler alım yapmıştı. Ardından dış piyasalarda Amerika'dan gelen kötü haberler ve Amerikan ekonomisinin özellikle istihdam konusundaki gelişmelerin yeterli bulunmaması doların değer kaybetmesine sebep olmuştu tüm dünya piyasalarında. Bu sırada dolar tekrar 1.97'lere gelmişti ama özellikle son 3 haftada Amerikan ekonomisine ilişkin gelen çok olumlu veriler ki tarım dışı istihdam 120 bin bekleniyordu. 204 bin geldi. 60 binde revizyon yapıldı ve tüm bunların hepsini bir araya aldığımızda sonuç olarak en son Amerika ekonomisindeki olumlu gidişat yukarı yönlü hareketi de devam ettirdi dolarda ve şu aşamada 2.05 seviyesine kadar geldi. Şimdi sizden gelen sorular var. Onlara da bakacağım. Özellikle piyasaya ilişkin sorular ağırlık basıyor. Arda Biçer diyor ki günaydın. Yabancı takas oranı endeks 66 binindeki seviyeye geldi. Durum borsa için tehlikeli sayılır mı demiş. Evet, yabancı takas oranında gerileme vardı ama bugün itibariyle biliyorsunuz emlak GEO halka arzı sonrasındaki yabancılar orada yüklü de alım yaptılar. Önemli bir talepte de bulundular. Dolayısıyla o rakam bugün itibariyle piyasaya girecek. Onun ne kadar bir yabancı takasını arttırdığını göreceğiz. Yani daha önce %63-64 seviyelerine yaklaşmıştı yabancı takas oranı. Yani %63,5 seviyesiydi borsanın yukarı gittiği Eylül ayında. Ve şu aşamada tekrar dibe geldi %62,22. Bunun bir kısmı tabii emlak GEO'da alım yapmak isteyen bazı yabancılar diğer kağıtlarda satış yaptılar. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Ama bu grafik çok bugünkü hesaplar dahil edildiğinde 63 seviyesine kadar da çıkabilir. Onun etkisini özellikle bugünkü işlemlerden sonra büyük bir olasılıkla yarın görebileceğiz. Evet, grafiği alırsak hemen Arda Biçer'in sorusunu cevapladıktan sonra Ahmet Öztürk diyor ki hocam ta önceden bir teziniz var. Dolar 2.05'i geçerse 2.08 üstüne çıkar demiştiniz. Burada short pozisyon açılır mı? Yani kısa pozisyon açılır mı demiş. Şu aşamada çok kısa vadeli olarak elbette ki açılabilir ama bugün çok tehlikeli. Yani hem borsa çok tehlikeli hem de tüm diğer yatırım araçları tehlikeli. Altın, dolar, borsa, faiz hangisine bakarsanız bakın. Bugün oldukça böyle tam bıçak sırtı diyeceğimiz. Hani yarın Amerika Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterilen Janet Yellen'in konuşması bitene kadar şu an piyasada tahmin yapmaya kalkan herkes eğer doğru çıkarsa ciddi anlamda tesadüfi olur bu. Şunu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Janet Yellen bu toplantıda neler söyleyecek ve Senato'da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyelerin karşısında neler anlatacak? Bugün gazetesindeki köşe yazımda 15 Kasım tarihinde Ben Bernanke Senato önünde neler söylemiş onu yazdım ve köşemde o var. Tabii o zaman kriz yok. Bernanke bilinen şeyleri söylemiş. Fakat Janet Yellen'ın işi oldukça zor. Sonuçta onaylanması gerekiyor. Acaba Cumhuriyetçiler veto ederler mi? Onu da çok fazla bilemiyoruz. Ve orada bir sorun çıkması, yani Janet Yellen'in oylanmasında ve Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasında eğer bir sorun çıkarsa, bu olasılık sıfır değil. Düşük de olsa böyle bir olasılık var. Böyle bir durumda tüm dünya piyasalarında çok büyük türbülanslar olabilir. Çünkü Merkez Bankası Başkanı atayamayan bir Amerika ile karşı karşıya kalacağız. Böyle bir durumda da gerçekten çok büyük sıkıntı olur. Janet Yellen tabii ki yeni bir dönemde
geliyor. Yani daha önce merkez bankacılığının asla hiçbir zaman yapmadığı, uygulamadığı, bütün uygulamaların yapıldığı bir dönemde geliyor. Yani 2008 krizi öncesinde merkez bankalarının tahvil alım programı vesaire, varlık alım programı yapmış olması görülmemiş bir şeydi. Daha önceki dünya merkez bankacılığında bilinmeyen bir şeydi. Bu açıdan bakıldığında Janet Yellen bu konuda ne diyecek? Şimdi piyasa genellikle şöyle yorumlar. Bunu özellikle açıklamak istiyorum. Piyasa nereye gitmek istiyorsa Janet Yellen'in açıklamalarının içerisinden o cümleleri cımbızla seçer. Yani burada olay basit. Tahvil alım programı devam ettirilecek mi daha uzun bir süre? Yoksa azaltıma başlanacak mı? Ocak'ta mı başlayacak, Mart'ta mı başlayacak? Piyasa bunu görmek ve bunu bilmek istiyor. Ama şu aşamada Janet Yellen böyle bir şey söylemesini kimse beklemiyor tabii. Ben de tahmin konusunda yani ne şiş ne kebap yansın, hem cumhuriyetçileri memnun edeyim hem demokratları memnun edeyim şeklinde konuşabilir. Ama genel olarak şöyle konuşmasını bekliyorum. Şu an işte dünya küresel krizden sonra çok önemli merhalelerden geçiyor. Veriler çok önemli hale geldi. Amerika'daki bütün ekonomik verileri izleyeceğiz. Elbette ki istediğimiz ekonominin istediğimiz noktaya geldiğini gördüğümüz anda tabii ki tahvil alımını azaltmaya başlayacağız diyecektir. Ama orada şu an istediğimiz noktalara yaklaşıyor ekonomi. Yani bizim istediğimiz işsizlik oranına doğru geriliyor. İstihdam da fena değil. Neden olmasın? Elbette ki başlatabiliriz gibi bir laf piyasalar üzerinde devasa bir düşürücü etki. Dolarda da sert yukarı hareketler yaratabilir. Şimdi tabii ki burada Janet Yellen çok tecrübeli, şey açısından çok tecrübeli, söyleyeceği her bir sözün piyasalarda nasıl bir devasa etki yapabileceğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Yıllardır Fed üyesi ve Bernanke'nin yapmış olduğu konuşmaların piyasalar üzerinde ne kadar hassasiyet yarattığı da ortada. Bu nedenle cümlelerini çok dikkatli seçeceğini düşünüyorum. Bir de bir tek umudum, yani çok güçlü bir umut diyeyim, iletişim konusunda, yani Merkez Bankası'nın piyasalar ve kamuoyuyla iletişimi konusunda Janet Yellen çok uzman birisi ve iletişim konusunda kendini yetiştirmiş birisi. Bu anlamda bir iletişim hatası yapacağını pek zannetmiyorum. Yani biz büyük bir ihtimalle Janet Yellen konuştuktan sonra hala Ocak'ta mı, Aralık'ta mı yoksa Mart'ta mı tahvil alım programının azaltılacağı konusunda gene çok fazla fikir sahibi olmayacağız. Bu verilere bağlı diyecektir. Çok büyük bir ihtimalle Janet Yellen. Mert Metehan demiş ki altında beklentiniz nedir? Altınla ilgili olarak sormuş. Altını hemen grafiğini açıyorum. Altında biliyorsunuz tarım dışı istihdam sonrasında altında sert düşüşler olabilir demiştik. Ve nitekim altında sert de düşüşler oldu. Ki bu sabah itibariyle dün 1265 dolara kadar düşmüştü. Bu sabah itibariyle şurada gördüğünüz üzere 1272 dolar seviyesinde altın. Ve kritik bir nokta var. Yani özellikle altını olan izleyicilerimiz açısından çok kritik bir noktaya geldik. Bu kritik nokta gerçekten daha önce görülmüş olan yeni dip seviyeler var ki 1250 doların altına bir sarkma olduğunda altında o zaman 1160 dolar seviyelerine kadar çok sert düşüş görebiliriz. Peki sarkmayı yaratacak unsur ne olur? İşte yine aynı şey Janet Yellen'in konuşması. Janet Yellen Merkez Bankası Başkanı adayı olarak eğer tahvil alımını erken azaltacağını söyleyecek olursa biz büyük bir ihtimalle altında burada 1200 dolar ve 1180 dolara kadar düşüş görürüz. Bir bakıma altının bundan sonraki yönünü tahmin et dediğinizde şu son döneme baktığımda ve son gelişmelere baktığımda özellikle bu grafik üzerinde en azından Janet Yellen konusunda altın çok umutlu değil. Yani tahvil alım programını daha erken azaltabilir şeklinde bir görüntü var. Bu açıdan şu aşamada altında yön belirlemek bizim borsada yön belirlemeye benziyor veya çok dalgalı ve karanlık bir denizde yön bulmaya
benziyor. Bu nedenle de sevgili seyirciler, kesinlikle şunu söyleyebilirim. Yarın bu konuşma görülmeden ve Janet Yellen konuşmadan piyasalarda tahmin yapıyorum demek gerçekten çok büyük hata olur. Ama şunu da söyleyebilirim. Yani %11-12'ye yakın bir düşüş var borsada. Ve bu doların da yukarı gittiğini varsayarsak, yani 1.97'den 2.05'e geldi. Dolar bazında bizim endekse baktığımızda, çok net bir şekilde dolar bazında çok daha sert bir düşüş var. Yani 4 dolardan şu an endeks yaklaşık olarak 4 dolardan 3.45 dolara kadar gerilemiş durumda. Bu da yatırımcı için bir cazibe noktası. Bundan sonra endeks daha ne kadar düşebilir derseniz 3.25 dolara kadar gerileyebilir. O olasılık hala olsa da yavaş yavaş ben önümüzdeki yani Yellen konuştuktan sonra, Yellen'in konuşması sonrasında düşüşte devam ederse bu iki seviye arasında yani 3.25 ile 3.45, 3.50 dolar arasında orta vadeli ve uzun vadeli hisse alımı için uygun olabilir diyorum. Çünkü birçok beklenti fiyata girmiş durumda. Bu da endeksin dolar bazındaki grafiğiydi. Evet, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Diğer ben bir soruya daha bakacağım. Sizlerden gelen Murat Uçar diyor ki dünkü işlem hacminde fazlaydı ve düşüş gerçekleşti fakat toplam talep konsantrasyon eğrisi, bu bir teknik terim, benim oluşturduğum bir eğri var. O talep konsantrasyon eğrisi sanki aşırı alım bölgesine yaklaştı. Acaba taban oluşumu süreci başladı mı diyor endekse. Yoksa 70 bin seviyesini test etmesini mi beklemeliyiz? Benim tahminim şu, yavaş yavaş taban oluşumu başladı. Yani Janet Yellen konuştuktan sonra taşlar yerine oturacak. Orada daha net hareketler göreceğiz. Eğer Janet Yellen konuşması olumsuz olursa, yani erken bir tahvil azaltımı sinyal verirse bir sert düşüş daha yeriz. Ama artık o beklenti bitmiş olur ve o seviyeden itibaren de alımların geldiğini görmeye başlarız. Yani Janet Yellen'dan sonra olacak sert bir düşüş alım için uygun bir ortam yaratacaktır. Veya ondan sonraki bir yükseliş en azından bizim artık o seviyelerin, yani 71 bin seviyelerinin dip olduğuna dair önemli bir sinyal olacaktır. Bu arada Arda Biçer de diyor ki emlak GEO başarılı halka arz olmasına rağmen dolar düşmedi. Bu onunla onun pek ilgisi yok ama emlak GEO'nun bugün biliyorsunuz işlemleri açılıyor. Çok fazla ben geri çekileceğini zannetmiyorum. Özellikle de orada olacak bir yükseliş borsayı bugün özellikle yükseliş olumlu etkileyecektir. Evet, Turgut Polat da petrol yorumu istemiş ama şu an o konuda sadece teknik bir yorum yapabilirim. Bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra Alenos İş Çözümleri Genel Müdürü Sayın Sermet Yardımcı bizlerle birlikte olacak. Kurumsal çözümleri konuşacağız. Kısa bir aradan sonra. Yol gösteren ya da. Evet sevgili seyirciler, para notasında reklamlardan sonra devam ediyoruz. Bu arada yalnız hemen konumla söyleşiye geçmeden önce şeye bakacağım. Borsada açılış rakamı geldi. Ve bu açılış rakamı dünkü seviyesine eşit seviye diyebiliriz. Bir verebilir miyiz arkadaşlar grafiği? Evet, dünkü seviyesinin hemen kapanış seviyesi 71.823'ten kapanmıştı dün. 71.904'ten. Şu anda da sadece 100 puan aşağıda bulunuyor. Biraz sonra yine buna da bakacağız. Evet, açılış sonrasında hani dışarıdaki havaya rağmen piyasa eğer bu seviyeden açılmışsa bence olumlu bir sinyal veriyor bu sabah itibariyle. Az önce de belirttiğim üzere reel sektörden bir konuğumuz var. Alenos İş Çözümleri Genel Müdürü Sayın Sermet Yardımcı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sermet Bey. Hoş bulduk. Şimdi sizin sektör çok farklı. Artık teknoloji muazzam bir şekilde firmalara da girmeye başladı. Ve yavaş yavaş firmalar etkinliği ve verimliliği arttırmak adına bir şeyler yapmak gerektiğini biliyorlar. Ama ne yapacaklarını çok fazla da bilmiyorlar. Bu anlamda siz görebildiğimiz kadarıyla yazılımlar üretiyorsunuz. Evet. Yurt dışında bazı yazılımlara zannedersem Türkiye'deki uygulamasını siz bir anlatabilir misiniz? Alenos İş Çözümleri, yani benim şirket olsam ben, şirket olarak hangi ihtiyaçlarımı karşılıyor?
Şöyle anlatayım. Alenos kurumsal kolay uygulanabilir akıllı iş çözümleri üretir diye tarif ediyoruz. Kurumlara özel yazılım geliştiriyoruz. Yani kurumun ihtiyacı, kendi sektörüyle ilgili ve kendi bünyesindeki ihtiyaç doğrultusunda evet. yazılımları geliştiriyoruz. Yani şöyle belki tarif etmek lazım. Yazılım konusunda Türkiye'de yerleşmiş bazı yanlış kanaatler var. Yani yazılım başlı başına bir sektör olmasına rağmen evet. nasıl matematik bilimlerin dili ise yazılım da teknolojinin dili aslında. Evet. O yüzden biz sektörden bağımsız olarak her sektöre çözümler üretebiliyoruz. Ama tabii bazı konularda biraz daha yoğun çalıştığımız için daha deneyimliyiz. Hı hı. Bir de farklı sektörlerden kazandığımız deneyimleri farklı bakış açılarıyla diğer sektörlerde de sunuyoruz çözüm ürettiğimiz firmalara. Tabii haliyle mesela bugüne kadar yapmış olduğunuz sizin için en ilginç, en fazla tecrübe geliştirici çözüm ne oldu? Yani bir firma ismi vermeden bir firmaya şöyle bir iş yaptık, şöyle bir sıkıntısı vardı. Çünkü o çok daha canlandırıcı oluyor. O zaman insanlar çok daha net anlıyorlar ne yaptığını. Şimdi düşüneyim. Mesela bir şey vardı, bir arkadaşımız vardı. Yüksek boyutta büyük firmalara, çok büyük iş merkezlerine işte temizlik, bütün oranın bakım hizmetleri, güvenlik hizmetleri artı temizlik hizmetleri vesaire veriyor. Babası oğlum ben bir türlü anlayamıyorum sen ne iş yapıyorsun deyince babacığım ben sana anlatayım modern kapıcıyım demiş. Modern teknoloji kapıcıyım demiş. Sonuçta ben de şöyle diyorum. Yazılım denildiği an bir kere insan ürküyor. Yani yazılım bir sürü anlamadığımız şeylerden yazılım. Hani herkes aslında bir yazılım kullanıyor bilgisayarında. Evet. Ve çok kolay bir şeyi yapıyor. Ne bileyim bir videoya videosunu işte YouTube'a yüklüyor. Bu bir yazılım da oluyor sonuçta. Veya oradan şarkıyı indiriyor. Onu edit ediyor. Kendi sesini kaydediyor. Bilmem yani görsel, işitsel birçok şeyleri kullanıyorlar. Şöyle somutlaşması açısından. Yani çok somut şey o detayını tam hatırlamıyorum ama şöyle bir şey yaşamıştık. Bir makine üreten firmaya bir kendi içinde kullanacağı bir yazılım geliştirirken bir eğitim firmasındaki bir çözümü kullandık. Hiç akıllarına gelmeyen. Çünkü onlar hep mekanik bakmışlar olaya. Yani ama eğitim firmasında tabii sonuçta insan en önemli şey. Evet. Oradaki çalışanların bakış açıları yani insan faktörünü göz önünde bulundurarak çözüm ürettiğimiz zaman çok basit bir şekilde çözdüğümüzü gördük. Onlar da şaşırdılar. Biz de şey yapmadık. Yani bu tip farklı bakış açıları sektörlerde şey yapıyor. Yani çok disiplinli yaklaşmak belki de benim yazılımda çeken gerekti. Aslında sizin ürünlerden bir tanesi bu Quick Score. Şimdi Quick Score deyince yani en azından Türkçesini söyleyelim. Hemen kolayca hızlı bir şekilde çalışanlarınızın puan vermek gibi bir şey anlıyorum. Öyle mi? Gibi ama karne. Nedir o? Kurumsal karneleme yazılımı Hı-hı. diyelim. Kurumsal performans yönetimi yazılımı. Amerika menşeli bir yazılım. Balance Scorecard diye kurumsal dengelenmiş karne diye bir metodoloji var. O metodolojiye uyumlu bir yazılım. Şey de şu kurumun en tepesinden en alta kadar bütün birimlerinin hem bireysel tek tek kendi performanslarını değerlendirebilecekleri hem de bütünleşik tüm performansı aynı anda değerlendirip görmeyi sağlayacak bir yazılım. Balance Scorecard'dan da biraz bahsetmekte fayda var. Balance Scorecard da geçmişte kurumların sadece finansal verilerle performans Hı-hı. değerlendirmesi yapmasının eksik olduğunu düşünerek bunun yanında müşteri faktörünü CRM. Evet yani CRM müşterinin şey üstündeki performans üstündeki etkisini kurumun kendi iç işleyişinin performans üzerindeki etkisini bir de kurumun gelişiminin hani eğitim ve gelişiminin geleceğiyle ilgili şeylerin bunların hepsinin dengeli bir şekilde performans değerlendirmesinde kullanılması gerektiğini düşünen bir workshop yapılmış Amerika'da çok büyük firmalar tarafından. Finansın yanında tabii en önemli şey finans olmakla beraber finansın yanında bunlarla dengeli bir şekilde bir metodoloji oluşturulmuş. Peki işletme bu programı aldığında
neye sahip oluyor? Yani ne çıktısı nedir bu programın? İşletmeni programı aldığı zaman stratejik olarak ne yapmak istiyorsa bunu performans kriterleri halinde küçük parçalara ayırıyor. Peki kendisi mi yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? Biz şöyle, aslında kendisi de yapabilir. Biz de yardımcı olabiliriz. Biz programın uyarlanması konusunda zaten yardımcı oluruz. Orada danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ama onun ötesinde eğer ki kendi süreçleriyle ilgili bir iyileştirmeye ihtiyacı varsa o konuda da çözüm ortaklarımız var. O çünkü ayrı bir alan. Ama çoğu işletme, büyük orta ölçekli işletme probleminin ne olduğunu biliyor, çözümü bilemiyor ya da ölçemiyor. Yani ölçemediği için de yönetemiyor. Bu yazılımın en büyük avantajı anlık olarak ölçebilir değerler size sunuyor. Anında görebiliyorsunuz. Kendi bilgi sisteminizle bağlıyorsunuz. Bağladığınız zaman en ufak bir değişiklikte bilgi sistemindeki, yani veri değişimi, nasıl söyleyeyim, en ufak bir çalışan hasta oldu, o işini aksattı. Ben performans düşüşünü anında görebiliyorum. Kendisi de görebiliyor, çalışan da görebiliyor. Evet. Onun amirleri de görebiliyor. O çalışanın bütün kurumun performansına etkisini kurumun karnesinden de görebiliyor. En üstteki de görebiliyor. Yani çünkü peki birbirine şey var bağlı hiyerarşi. Hani case, hani Amerikalılar bunu yapmayı çok sever. Bir şirkette işte uygulanmıştır, sadece şu kişinin yapmadığı iş yüzünden işte firma şu kadar kayba uğradı gibi örnekler var mı? Şöyle bir örnek vereyim. Bunu, yani isim vermekte herhalde şey olmaz, yabancı bir şey. Starbucks Kanada 3600 ayrı performans kriteri olarak kriteriyle kullanıyor bu yazılımı. Yani en küçük bir şeyi bile bu yazılımda kayıt altına almışlar ve ölçüyorlar, takip ediyorlar. Yani tabii farklı sektörden sektöre çok değişir. Çok değişken bir şey ama bir de çok farklı sektörlerde kullanılabilen peki bir yazılım. Peki ne kadar sürede uygulayabiliyorsunuz bunu? Yani ben dedim ki gelin benim şirketime şimdi bu yazılımı kurun. Ben burada performansı görmek istiyorum. Kaç gün sürüyor? Yazılımın kurulması çok basit. Evet. Yani onda hiç şey ama yok. Birkaç gün içinde. Kriterlerin belirlenmesi çok. Eğer ki sizde hani ihtiyaçla ilgili kendi performans kriterlerinizle ilgili bir altyapı varsa hani 15-20 günde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. O tip şeyler eğer eksikse tabii onları tamamlamak lazım ama pek çok firma zaten genel olarak kendi performans kriterlerini belirlemiş durumda. Evet. Sadece ölçüp de takip edemediği için onun nasıl bir etkisi olduğunu göremiyor. Evet. Evet. Peki Alenos Portal 360 ne? Kurumsal iletişim için kullanılan 500 ve üzeri çalışanı olan kurumların kullanacağı bir şey. Web tabanlı bir uygulama. Kurumun kullandığı diğer web tabanlı uygulamalarla beraber çalışabilecek. Kurumsallaşmayı sağlamaya yönelik biraz İK bölümlerinin kullanabileceği bir şey. Yani kurum içindeki resmi yazışmaların dışındaki şeyleri de, yazışmaları da ya da paylaşımları da bünyesinde yerine getiren bir yazılım. Diğer yazılımlarla entegre çalışabiliyor olması işte bir avantaj. Yani kurumun bütün web tabanlı yazılımlarını tek bir noktadan çalıştırabileceği o platformu sağlayan bir şey. Evet. Peki siz şu an kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Ne kadar bir istihdam yaratıyorsunuz ve bu ne kadar zamandan beri bu sektördesiniz? Biz yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz. Çok kalabalık değiliz. Şimdi yazılım sektöründe aşağı yukarı 12 senedir yazılım sektöründe varız. Ama ondan evvel de yani 15 senedir de diyebiliriz. Hani doğrudan evet. Yazılımı geliştirmek 12 senedir var. Ama ondan evvel de kademeli olarak başka çözüm ortaklarıyla beraber şey yaptık. Biz çok büyük bir yazılım firması değiliz. Çok da büyümeyi hedeflemiyoruz. Aslında yani evet, biraz esnek, dinamik. Kendiniz kullanıyor musunuz o performans skor kartını? Yeni kullanmaya başladık. Yani biz de çünkü bu yazılım zaten Quick Score'u yeni, lanse ettik. Evet, Türkiye'de yeni. Çok kullanılan bir yazılım değil. Quick Score. Ama dünyada Walmart, FDA, Amerikan ordusu, Google, ondan sonra Birleşmiş Milletler gibi bu yazılımları kullanıyorlar. Yani çünkü, o zaman bu çok pahalıdır. Yok, çok pahalı değil. Yazılımın en büyük avantajı çok
ucuz, ucuz demeyeyim ama makul fiyatlarda. Hı-hı. Hani kuruma sağlayacak katkı yanında hiç şey yok. Evet. Çok makul. Peki sizin bu şeyde yazılımcılıkta karşılaştığınız sorunlar var mı? Elbette ki vardır da. Mesela özellikle yasa, şöyle bir yasa çıkmış olsa, şöyle olsa diyebileceğiniz bir şey var mı? Ne bileyim, siz şeyden yararlanıyor musunuz bu işte desteklerden? Evet, bu desteklerden. Aslında onunla ilgili bir şey de yapmak istiyoruz. Bizim her ölçekte kurumun kullanabileceği bir süreç yönetimi yazılımımız var, projemiz var. Daha önce kendimiz için, kendi ihtiyacımızdan kaynaklanarak, evet, yazmıştık ama şimdi tabii bu bulut mantığıyla yeni gelişmeler, internet teknolojisinin, internetin gelişmesiyle yeniden ve bazı özellikleri ilave ederek yazmak gibi bir niyetimiz var. Onunla ilgili destek de şey yaptık ama ya zor süreçler Türkiye'de. Hı-hı. Ben yazılımda Türkiye'deki en büyük problem şu olarak tarif edebilirim. Bu benim tabii kişisel kanaatim. Biz çok çok disiplinli çalışan bir millet değiliz. Çok pratik çözümlerimiz var. Yani o anlamda dünyada belki sayılı toplumlardanız. Hani bu coğrafyamızın getirdiği bir şey olabilir. Yani bazen öyle çözümler üretiyor ki arkadaşlar. Evet. Ağzınız açık kalıyor. Hani nasıl böyle bir şey düşündüğü ama millet olarak çok disiplinli değiliz. Yani yazılım sektörüne belki o disiplinin biraz daha yaygınlaşması, yerleşmesi de yarar olabilir. Tabii disiplin belki de pratik çözümleri de önleyebilir. Hani o birbirinin karşıtı da olabilir. Onu şey yapamıyorum, kestiremiyorum tam ama onun dışında Türkiye'de tabii yeni gelişiyor yazılım sektörü. Yani yazılım yalnız şöyle bir şey. Eğer iyi oturtulabilirse çok karlı da bir sektör. Tabii. Yani inanılmaz katma değeri çok yüksek bir sektör. Türkiye'nin... Ama o katma değeri yarattığı zaman, ben öyle insanlar tanıyorum ki muhteşem yazılımlar yapmışlar. Mesela bir tane şey var, bir afet programı yazan bir firma vardı, benim çok tanıdığım yakınım. Yani anlatmakta o kadar zorlanıyorlar ki, yani gidip bir yerden toplantı alıp ifade etmekte inanılmaz zorlanıyorlar. Ya işte sanki bir şey satmaya gelmiş gibi değerlendiriyor herkes. Fakat aslında normalde her ilde olması gereken ve her ilin elinde öyle bir, ben çünkü programı biliyorum. Yani bir afet durumunda hakikaten muhteşem bir koordinasyon ve inanılmaz bir etkinlik sağlayacak bir şey. Ama burada çok büyük sıkıntı var. Yani özellikle bu yazılıma bakış çok sıkıntı. Ya bana getirip bir şey satacak, ben niye para ödeyeyim? İnternetten indirebiliyorum. Yani o yazılımın bedava crack'ı var vesaire. Evet. Yeni yeni lisanslama ile ilgili bir şey oldu ama gene en son istatistik Türkiye'nin dünyada ön sıralarda, yani lisanssız yazılım kullanmada ön sıralarda olduğunu gösterdi. Bir dönem biraz şey yapmıştı. Evet. Yazılımcıların bir problemi de genelde teknik kişilerdir. İletişimle ilgili problemleri vardır. Yani ben... Gerçekten o çok büyük problem. Gerçi süremiz de kalmadı ama hakikaten bir bilgi işlemciden bir şey istemek, istediğiniz zaman en az 4 kere söylemeniz gerekiyor. Evet, bakış açıları ve düşünme sistematikleri farklıdır. Yani o belki de öyle gerekli oluyor. Hani o yazılım için öyle gerekli ama günlük hayatta tabii farklı bir şey yapmak lazım. Evet, Alenos İş Çözümleri Genel Müdürü Sayın Sermet Yardımcı, çok teşekkür ediyoruz. Biz de o sektörde hakkında bilgilendirdiğiniz için. Sevgili seyirciler, bizlerle birlikte olduğunuz ve bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah Paranın Rotası'nda Cüneyt Paksoy'la birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Yol gösteren Kobi bankacılığı